Ben Atiye'nin ilkinci sezonunun sanat yönetmeniydim. Garip bir dünyaydı yani. Korkunç Yıllar Kırımı diye bir iş yaptım ben. Bolu Aladağlar'da. Orada bir Nazi kampı yaptık 5 dönüm arazi üzerine. Bu gerçekten bir uçak yaptık bize yani. Uçak parçası ürettiniz. Yani evet öyle dedim. Merhaba, ben 1976 İstanbul doğumlu Ait Yazıcı. Sanat yönetmenliği yapıyorum. 2000 yılından beri bu sektörün içerisindeyim. Reklam artı sinema ağırlıklı çalışıyorum. Sanat yönetmeni ne iş yapar? Sanat yönetmeni bir hikayenin gerek duyduğu mekanları, dekorları, renginden ışığına kadar tasarlayıp uygulamasını yapan kişidir. Keyifli bir iştir. Çünkü farklı karakterler yaratırsın. Farklı işler yaparsın. Ve biraz da zehirli bir iştir. Yani mutlu olursun ama yorucu bir iştir. Tek keyifli tarafı güzel bir iş çıkarttıktan sonra insanların seni tebrik etmesi, yaptığın işin çok farklı olması. Diyelim bir gün canınıza tak etti. Kendi kendinize emekliliğinizi ilan etseniz sette nasıl bir kaos çıkar? Şöyle bir kaos çıkar. Sen kameranın önüne bir şey koyarsan o kamera bir şeyleri poz diyebilir. Eğer yapamazsan o gün çöptür. Evet, bu işin her bir birimi çok önemlidir aslında. Yani kamerasından ışığına, işte setine, makyajına, kostümüne, sanatına hepsinin inanılmaz bir önemi vardır. O taşlardan biri yerinden oynarsa bütün set durabilir ve bu çok tehlikeli bir şeydir. Çünkü masraflı bir iştir bu iş. En zorlandığınız set hangisi oldu şimdiye kadar? En zorlandığım set Korkunç Yıllar Kırımı diye bir iş yaptım ben. Bolu Aladağlar'da. Orada bir Nazi kampı yaptık 5 dönüm arazi üzerine. Korkunç tarafı şuydu. Yani biz o işin araştırmasına girdiğimizde insanoğlunun neler yaşadığını, neler çektiğini, din, dil, ırk fark etmez benim için. Çünkü insan da onlar. O biraz yormuştu. Ama sonrasında fiziki olarak da biz kış şartlarında çalıştığımız için o da bizi çok yormuştu. Ama günün sonunda mutluyduk ya. Yani çamur içindeydik ama mutluyduk yani. Çünkü güzel bir iş çıkardık orada. Yaklaşık bir buçuk ay sadece dekorları sürdü. Yaklaşık bir buçuk ayda çekimleri sürdü. Güzel bir işti ya. Ama zordu. Şimdi siz Bergen filminin sanat yönetmenliğini yaptınız. Dönemi yakalamak için sanat yönetmeni olarak nasıl bir çalışma süresi geçirdiniz? Sonuçta yaşamış bir insanın hayatını canlandırdık biz orada. Güzel de bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Güzeller güzeli Bergen! Onun haricinde diğer mekanlar ve moodlar üzerinden giderek işte o karakterlerin nasıl evi olabilir tartışmalarını yaşadık yönetmenlerle. Doğru renkleri doğru noktalarda hep kodladık biz. Kötü geçen dönemlerini daha soğuk renkleri ilerledik. Eğlenceli yerlerini daha sıcak canlı renklerle işledik. Işık da çok önemliydi orada. O kadar çok şey anlatılır ki o zaman yetmez ona. Yani evet. Çok ciddi bir proje, çok ciddi bir çalışmaydı. Çok dekor vardı. Yani orada bir tane dekorlarımız vardı. Mesela Lego gibi kurduk biz dekorları. Hareketli duvarlar ve suntalarla aynı gecenin içerisinde işte koridor da yaptık o duvarlarla. Oda da yaptık, koğuş da yaptık. Bu bizi çok ciddi anlamda hızlandırmıştı o iş. Ben mutluyum o işten. Yani çok mutluyum. Kendi adıma konuşuyorum. Yani ekibim de orada çok harika bir iş çıkarttı. Çünkü bir kadının dünyasını yaratıyorduk. O yüzden çok renkli geçti yani. Siz Atiye'nin de sanat yönetmeniydiniz. Ben Atiye'nin ikinci sezonunun sanat yönetmeniydim. Belli başlı semboller vardı. Bu sembollerin sanata ve sizin uygulamanıza ne gibi etkiler oldu? Bir semboller vardı. Hep onları araştırmalar neticesinde bir yere kadar götürebildim ben. Garip bir dünyaydı. Yani bilemedim ama çok da içinde olmadığım bir dünya olduğu için bir yere kadar ben müdahale edebildim. Sen kendine kavuştuğunda her kadının nefesi oldu. Daha önce bu tür fantastik bir işte çalışmış mıydın? Yok, hiç çalışmamıştım. Nasıl bir duygu gerçek bir işe göre? Ya ben o araştırmaları yaparken insanoğlunun nelerle uğraştığını gördüm. İşte bazı semboller vardı mesela. Yani Orta Amerika'da da aynı sembol mesela. İşte Asya'da da kullanılıyordu. O zaman çok şaşırmıştım. Allah Allah demiştim. Ya çok enteresandı. Yani iletişimin çok az olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Bu işaretlerin tasarımı kime ait? Siz mi tasarladınız? Benden önceki ekibin tasarladığı bir durum, bir sembol vardı. Onu biraz daha farklılaştırdık. Benim ikinci sezondaki tarafımda. Onun üzerine biz bir yorum katarak bir hareket ettik ya orada. Sanat yönetmeni bana sorarsan ışığı da çok iyi bilmeli. Kameranın her ekipmanını da çok iyi bilmeli ki bir dekoru tasarlarken işte görüntü yönetmeninin ve yönetmenin istediği açıları alabilmesi için o dekorun bazı noktalarında
hareketli noktalar yaratmak ihtiyacı duyabilir ve bunu çok iyi çözmesi lazım. Bu Atiye'deki geçit mor ışıklı dalların olduğu, onu siz mi yapmıştınız? O benden önceki ekibin tasarımıydı. Biz onun tekrar kurulumunu yaptık. Şöyle söyleyeyim size, dönem filmi çekiyorsunuz ve elektriğin olmadığı bir noktadasın. Tamam mı? Yani sen orada görüntü yönetmenine bir ateş veremezsen, yani ışık olabilecek gece sahnesinde bir ateş veremezsen, bu adam bu ışığı nereden alıyor olacak? Anladın mı? Bu çok önemli bir şey. Onu yaparken de orada da mesela bazı teknik şeyler devreye giriyor. Yani bugün bazı gaz lambalarını o şekilde uzun süre yakamıyorsun. Mesela orada da çok kritik şeyler var. Bu, yani bu teknik bilgiyi de çok iyi bilmek lazım. Bunu şimdi söylemeyeceğim burada ne olduğunu. Çünkü o benim sırrım. Çünkü o ışığın sürekli aynı tempoda yanması lazım. Yani bir sizin söylettiğiniz işte 1 dakikalık ya da 30 saniyelik sahneler aslında bir 6-7 saat süren bir çekimin ardından ortaya çıkan şeyler bunlar. O anlamda da çok donanımlı olması gerekiyor bence sanat yönetmeninin. Dönem çekmek zor mu sanat için? Tarihi bir film çekiyorsan oradaki prop aksesuarlarını bulmak noktasında bazen sıkıntılar yaşıyorsun. Bunları üretmek gerekiyor. Üretimleri zaman ve maliyet demek. Filmin bir bütçesi var. Hepsi birbiriyle orantılı bir şey. Yani oralar çok karışık ya. Oralar çok karışık. Şeyi çok merak ediyorum. Mesela sizin bir sanatçı olarak bir şeyin gerekliliğini bildiğiniz bir an var ve bunu sanatçı olmayan birine, bir yapımcıya anlatmanız gerekiyor. Çok zor. Orada da sizin yaratıcılığınız devreye giriyor herhalde. Benim orada yaratıcılığım şöyle devreye giriyor. Bunu daha nasıl ucuza mal edebiliriz? Ben sadece yapımcıya ya bunu bak şu şekilde de halledebiliriz söyleyebilirim. Ama bazı noktalar var ki olmuyor. Yani o parayı harcamak zorunda kalıyorsun. İşte en basit şu uçaktan mesela bahsedeyim yani. Yani ciddi bir rakam harcandı ona. Bu gerçekten bir uçak yaptık biz yani. Bunu nasıl yaptınız? Teknik çizim desteği mi aldınız bir uçak mühendisinden? Yok, öyle bir şey yapmadık. Ben sadece yani ihtiyacımız olabileceği noktada bir çizim yaptım. Ondan sonra bunu bu uçak parçalarını temin eden bir firmayla oturup konuştuk. Ondan sonra onların nazarında işte şu parçada ihtiyacımız var deyip kurulumunu yaptık. Neredeyse uçağın 1/3'ü yoktu. O parçaları biz üretmek zorunda kaldık mesela. Uçak parçası ürettiniz. Yani evet öyle dedim. Yani kapılarını ürettik, tuvaletini ürettik. Kokpitin ciddi anlamda bir revizyona ihtiyacı vardı. Ya bugün uçak yapıyorsun, yarınki bambaşka bir işte mutfak dekoru yapıyorsun. Gidiyorsun işte Bolu Aladağlar'da esir kampı yapıyorsun. Yani bu işin zehirli tarafı bu. Çok teşekkürler tekrar. Ben çok teşekkür ederim. Güzel, keyifli bir röportaj oldu. İnşallah başka işlerde tekrar böyle karşılaşır, yine böyle sohbetimizi yaparız.